Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'de evi olan ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza bu yayınımızda ibretlik bir olayı anlatacağım. Eğer siz de Türkiye'de ev sahibiyseniz, kiracınız varsa ya da evinizi kiraya vermeye düşünüyorsanız ya da hiçbir şekilde evinizi kimseye vermediyseniz lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü yurt dışında yaşayan bir vatandaşımızın başına öyle bir olay geldi ki bu kadar da olmaz dedirtecek türden. Bu yayınımızda ayrıca yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir haberi vereceğim. Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanlar için Türkiye'de emekli maaşı almanız için çok çok önemli bir gelişme var. Az sonra bunu detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan Nilgün E. adlı hanımefendi 74 yaşında İstanbul'da bulunan evini ihtiyaç sahibi karı kocaya veriyor ve kirada almıyor. Bu karı koca hayatını kaybediyor. Daha sonra Nilgün Hanım'ın bu evine hayatını kaybeden karı kocanın çocuğu geliyor, yerleşiyor. Yerleşen kişinin adı da İrma T. adlı bir kadın. Daha sonra Nilgün Hanım bu İrma T.'nin ekonomik durumunun iyi olduğunu, evde oturmasını gerektirecek bir durum olmadığını görüyor ve İrma T.'ye, değerli izleyicilerimiz, tahliye davası açıyor. Yani evimi boşalt diyor. Ancak gelin görün ki değerli izleyicilerimiz, mahkeme İrma T.'yi tahliye kararı alsa da maalesef şöyle bir tablo doğuyor. Bu İrma T. evin tüm duvarlarını balyozla, keserle eline ne geçirdiyse iddialara göre kırıyor, kırık dökük hale getiriyor. Daha sonra bu İrma T. adlı kişi hem oturuyor hem de kira vermiyor. İddialar bu yönde. Ondan sonra belediyeye gidiyor. Diyor ki benim oturmuş olduğum bu ev kullanılacak durumda değil, yıkılması gerekiyor diyor. Belediye ekipleri de gelip bakıyor. Ev gerçekten oturulacak gibi değil. Çünkü balyozlarla, keserlerle darma duman edilmiş. Evde oturmak can güvenliği açısından güvenli değil. Evde biraz eski bir ev ve belediye buranın yıkılmasına karar veriyor ve o kadar ev kötü durumda ki 24 saat içerisinde belediye gelip çevrede bulunan insanların da can güvenliği var diyerek bu evi komple yıkıyor. Tabii bu olaydan habersiz olan gurbetçi vatandaş, evin sahibi olan Nilgün E. adlı hanımefendi olayı görünce adeta şoke oluyor. Evi ortada yok, tuz buz olmuş vaziyette ve bu olayla ilgili olarak da evini bu hale getiren İrma T. adlı kişi ve belediyeden şikayetçi oluyor. Değerli izleyicilerimiz, ben hayatımda bir gazeteci olarak çok olay gördüm ama böylesini ilk kez gördüm. Hani kiracı evden çıkarken eve zarar veriyor, evin eşyalarını, işte duvarını, kapısını, penceresini, bilmem nesini kırık döküyor. Bunları gördük, duyduk. Ha şunu da söyleyeyim. Bu evle ilgili oturan bu İrma T. adlı kişi ev yıkmadan önce kapıyı, pencereyi de hurdacıya satıyor. Söküyor, götürüyor, hurdacıya satıyor. Daha sonra da işte bu anlatmış olduğum olay meydana geliyor. Ben böyle bir olay ne gördüm ne de duydum. Yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de sizin de bir eviniz varsa, evinizi kime kiraya veriyorsanız lütfen dikkatli olun. Kira kontratlarınızı, sözleşmelerinizi mutlaka notere giderek yapın. Siz eğer Türkiye'de değilseniz bir kişiye vekalet vererek sizin evinizi kiraya verebilir, ancak mutlaka notere gitsin. Noterden bu evle ilgili kira kontratı yapılsın. Aynı zamanda tahliye taahhütnamesi denilen bir evrak var. Bu tahliye taahhütnamesinin anlamı şu: evi şu tarihte boşaltacağım diye kiracı buna imzalıyor, noterde de bu onaylanıyor. Eğer kiracı sizin kiranızı ödemezse siz noterden yapmış olduğunuz bu tahliye taahhütnamesi ve sözleşmeyle mahkemeye gittiğinizde işiniz çok daha kolay çözülüyor. Öbür türlü arkadaşlar, Türkiye'deki ekonomik durumu anlatmaya gerek yok. Kiralar çıldırmış, ev sahipleriyle kiracılar birbirine girmiş vaziyette.
Bakın iki taraf için de söylüyorum. Kötü niyetli ev sahipleri de var. Kötü niyetli kiracılar da var. İyi niyetli ev sahibi de var. İyi niyetli kiracı da var. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki şu anda Türkiye'de adliyelerde kiracılarla ev sahipleri arasındaki davalar dolmuş taşmış vaziyette. Şimdi devlet diyor ki ev sahiplerine en fazla %25 zam yapabilirsin. Şimdi Türkiye'deki ekonomik şartlar ortada. Adam örneğin 5000 lira kira veriyor. %25'i ne yapıyor arkadaşlar? 1250 lira yapıyor, 6250 lira yapıyor. Türkiye'nin ekonomik şartları içerisinde bu zam oranı inanın yeterli değil. Ama çalışan ya da kiracı açısından baktığımızda adam örneğin asgari ücret alıyor. 11.407 lira alıyor. Kirası çıkmış 10.000 lira, 15.000 lira. Güzel bir söz var. Maaş 15, kira 25. Şimdi bu noktaya kalmış. Devlet de diyor ki %25 zam yapacaksın. E çalışanın almış olduğu para belli. E nasıl ödeyecek? Ev sahibi de bir yatırım yapmış. Ne yapmış? 3 kuruşa mı verecek evini? Şu anda Türkiye'de ev sahipleriyle kiracılar arasındaki bu büyük problemin kısa sürede çözülmesi mümkün değil. Bir kira davası 2,5-3 yıldan önce sonuçlanmıyor arkadaşlar. O nedenle mutlaka kira kontratlarınızı noterden yapın. Şunu da size söyleyeyim. Bakın kiracıların hepsi için söylemiyorum ama evi tutarken, kiralarken çok hanımlar, hanımefendiler, beyler, beyefendiler oturmaya başlayınca özellikle de zam dönemi gelince başka insan oluyorlar. O nedenle benim naçizane tavsiyem size şu. Sözleşme yapmadan evinizi kesinlikle kiraya vermeyin. Tüm kira gelirlerinizi de mutlaka banka üzerinden alın arkadaşlar. Yarın öbürsü gün bir şey olduğunda kiranız ödenmediğinde de elinizde belgeniz olsun. Bu çok çok önemli. Şimdi değerli izleyicilerimiz, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, Katar. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız ve Türkiye'ye de gitmeden tüm işlemlerinizi yaptırmak istiyorsanız, ayrıca yaşamış olduğunuz ülkede ev hanımlarına sesleniyorum. Hiç çalışmasanız dahi emekli olma hakkınız var. Peki nasıl emekli olacaksınız? 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat nedir? Bu büyük fırsattan yararlanarak nasıl Türkiye'de emekli maaşına kavuşacaksınız? Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Şimdi beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindiren bir haberi vereceğim size. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, benim de, eşimin de, çoluk çocuğumun da Türkiye'de bir güvencesi olsun, bir emekli maaşları olsun diyorsanız mutlaka bu dakikadan sonra anlatacaklarımı sonuna kadar izleyiniz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanlar. Geçmişte ister Türkiye'de sigortanız olsun, olmasın. Yaşamış olduğunuz, özellikle ev hanımlarına söylüyorum. Yaşamış olduğunuz ülkede ister çalışın, ister çalışmayın. Sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler, sizlerin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Türkiye'de emekli olmak istiyorsak önce kendimize şu soruyu soracağız. Bizim geleceğe dair bir adımımız var mı? Geleceğe nasıl hazırlanıyoruz? Geleceğe hazır mıyız? Siz kendi geleceğinizle, eşinizin geleceğiyle ilgili bugüne kadar ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Bu soruya cevap vereceksin. Sorunun cevabını kendinize vereceksin. Çünkü gelecek de bir gün gelecek. Şimdiden geleceğe hazırlık yapmamız gerekiyor. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Peki nasıl emekli olacaksınız? Ev hanımları nasıl emekli olacak? Mavi kartlılar nasıl emekli olacak? Çifte vatandaşlar nasıl emekli olacak? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikametgahı olanlar nasıl emekli olacaklar? Şimdi anlatıyorum. Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin danışma merkezinin WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyorsunuz. Mesajı gönderdikten sonra şu anda bu WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Kendi geleceğinize dair, eşinizin geleceğine dair, çoluk çocuğunuzun geleceğine dair ilk adımı atmış oluyorsunuz. Bir kişi için sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Eğer karı koca birlikte iki kişi danışmanlık alırsanız hanımlara %50 indirim var.
Normalde 300 euro ödemeleri gerekirken hanımlar da daha çok yararlansın diye Türkiye'de emekli olsunlar diye sadece 225 euro ödeyecek iki kişi. Tek başına eğer bir hanım danışmanlık alırsa 150 euro. Ama iki kişi alırsa 225 euro ödeyecek. Daha sonra değerli izleyicilerimiz siz ödemenizi yaşamış olduğunuz ülkeden, Türkiye'de banka hesabınız varsa oradan yapabilirsiniz ya da yaşadığınız ülkeden yapabilirsiniz. Tüm bilgileri, detayları şu anda WhatsApp hattının başında görevli bulunan arkadaşlarımız size yazacaklar. Siz ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Randevu günü ve saatinde uzmanlarımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak. Tüm bilgilerinizi alacak. Sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın planı ortaya çıkartılacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Yine ikinci randevu günü ve saatinde uzmanımız, sosyal güvenlik uzmanımız sizin emeklilikle ilgili tüm detaylarınızı anlatacak. Nasıl emekli olacağınızı anlatacak. Emekli olmak için başvuralım derseniz sizin Türkiye'ye gitmenize hiçbir şekilde gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun uzmanlarımız sizin adınıza tüm müracaatları yapacak, başvuruları yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Hepsi bu 150 euronun içerisinde. Emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem en az 1500-2000 euro para harcarım. Yol, zaman, para, uçak, otel ya da vesaire. Evimiz varsa evde kalacağız ama emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Emeklilikle ilgili başvuru formunu doldururken, dilekçeleri verirken, eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer emeklilikle ilgili formları doldururken yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için işin uzmanından danışmanlık alacaksınız diyoruz. Hayatta bir sefer ve emekli maaşına kavuşacaksınız. Niye en çok hanımlar yararlansın diyorum biliyor musunuz? Bizim toplumumuzda hanımlar, beyler kusura bakmasın, hep hanımlar ikinci planda kaldı. Hanımlar ömürlerini eşlerine, çoluk çocuğuna adarlar, ömür geçmiş olur, yaş geçmiş olur, geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Emeklilik bile yok. Evet, onun için diyoruz ki geleceğe hazırlanın. Hanımların bundan daha çok istifade etmesini istiyoruz, yararlanmasını istiyoruz. 2-3 kişinin yemek parasına siz kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili, çoluk çocuğunuzun geleceğiyle ilgili adım atıyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz şunu da söyleyeyim. Aile indirimleri var. Tüm aile danışmanlık alabilirsiniz. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız yararlanacak. Dünyanın neresinde olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, İspanya, İtalya, Amerika, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Türkiye'ye artık gitmenize gerek kalmadan emeklilik işlemlerinizi yaptıracaksınız. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Şimdi emeklilikle ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Ali bunu dedi, yok Veli bunu dedi, yok şu oldu, bu oldu. Bunların hepsini unutun. En doğru, en güvenilir bir şekilde kendi geleceğiniz için, eşinizin, çoluk çocuğunuzun geleceği için bu adımı atın arkadaşlar. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Yok o bunu söylemiş, yok dayımın oğlu bunu söylemiş, bilmem ne, bırakın bunları. Yok işte televizyonda, yok internette şunu okudum, duydum, ettim bilmem ne. Bunları bırakın. Emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda Ali bunu dedi, Veli bunu dediyle hareket edilmez. Evet arkadaşlar, çok kısa bir şekilde anlattım. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey ve çok önemli bir şey. İşin uzmanından danışmanlık alarak bu işlemlerinizi yaptıracaksınız. Bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum arkadaşlar. Eğer siz de bizim kanalımızın abonesiyseniz, yani videonun altındaki abone ol tuşuna bastıysanız, siz de bu haktan yararlanabilirsiniz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şeye gerek yok. Kapı kapı gezmeye gerek yok. Birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemeye gerek yok. Hepsini bitiriyoruz. Şimdi hemen cep telefonunuza ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını kaydediyorsunuz. Ve ben emekli olmak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz ya da ben ve eşim
emekli olmak istiyoruz diye mesaj atın ya da biz ailece emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye hemen mesaj atıyorsun. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emeklilik maaşına kavuştu. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanı sıra işlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra bu videoyu izledikten sonra emekli olmaya karar veren tüm vatandaşlarımızın işlemleri de en kısa zamanda yapılacak ve emekli maaşlarına kavuşacaklar. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel bir geleceğiniz olsun. Geleceğe de şimdiden hazırlanın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.